Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncunun bir monitörden beklediği tüm özelliklerin bir araya toplandığı Game Booster GB2719 FQHD monitörle birlikteyiz. Tabii ki bu monitörün tüm teknik detaylarına değineceğiz ama öncesinde gelin kutu açılışını birlikte yapalım. Kutu içerisinden neler çıkıyor ve montajı nasıl kolay mı buna birlikte bakalım. Kutuyu açtığımızda şöyle köpük bir yapı bizleri karşılıyor. Şöyle ben kutuyu yere doğru yatıracağım masaya doğru ve şu şekilde çekerek çıkartmayı planlıyorum. Ve kutuyla işimiz bitti. Gördüğünüz gibi köpük yapı içerisinde bir adet garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve detayların bulunduğu bir kitapçık çıktı. Ve aynı zamanda burada monitörümüzün ayağı bulunuyor. Bir adet güç adaptörümüz geliyor. Bir adet display portumuz geliyor. Bir adet de güç adaptörümüze bağlanacak güç kablosu geliyor. Ve bir de gördüğünüz gibi ayağa bağlayacak olduğumuz monitör standımız da geliyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kutu içerisinden display port kablosunun da çıkması gayet hoşuma gitti. Gayet düşünceli bir durum olmuş. Şöyle köpüğümüzü kaldırdık ve bizi çok şık bir monitör arka yüzeyi karşıladı. Hemen şöyle monitörümüzü çıkarttım. Diğer köpüğü de buradan aldık. Ve monitörümüzü şöyle jelatininden de ayırdık. Şu ilk hissiyat olarak zarif ve ince bir tasarım bizleri karşılıyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şu masa ayağına bir monitör ayağımızı takalım. Şöyle gördüğünüz gibi üçlü bir yapı bulunuyor. Direkt olarak buradaki vidalara zaten oturuyor. Ve sonra alt tarafta şöyle bir vida aparatı yapılmış. Ve şu şekilde kolay bir biçimde ayağımızı bağlaya biliyoruz. Şimdi gelelim monitörümüzü ayağa bağlamaya. Şöyle monitörümü kaldırdım. Bu arada arka tarafında led bir detay var. Çalıştırdığımızda bunu çok merak ediyorum. Nasıl gözükecek acaba? Şöyle. Çok kolay bir şekilde iki ayağı tutturarak bastırınca yerine oturuyor. Ve gördüğünüz gibi monitörümüz hazır ve nazır. Ayrıca beni en çok etkileyen durumlardan biri de hiçbir tornavidaya ihtiyaç duymadan hızlı ve pratik bir şekilde monitörümüzü çalışır hale getirmek. Gördüğünüz gibi kutu içerisinden display porta varana kadar ihtiyacımız olan her şey çıkıyor. Aynı zamanda hiçbir tornavidaya, alyene vesaire gerek kalmadan direkt olarak elinizle monte edebiliyor olmanız gerçekten çok ergonomik olmuş. Teknik detaylarına geçmeden önce biraz tasarım tarafına değinmek istiyorum. Burada benim ilgimi çeken en önemli nokta Örnek veriyorum bu monitörden 3 tane yan yana koymak istediniz. Gördüğünüz gibi çerçeve tarafları tamamen kenarlıksız diyebiliriz. Gayet görüş alanı geniş bir yapıya sahip. Bununla birlikte ayak tablasına baktığımızda minimal bir tasarım tercih edilmiş ve bu sayede masanızda kullanırken hem mousepad tarafında rahat edeceksiniz hem de klavye mouse konumlandırmanızda daha geniş bir alana sahip olabileceksiniz. Arka tarafına geçtiğimde arka tarafında çok şık bir led detay bulunuyor ve bu led detayla birlikte geceleri gayet tatlı bir ortam bizlere sunuyor olacak gibi gözüküyor. Ayak tarafına baktığımızda aşağı ve yukarı rahat bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca sağa sola doğru da hareket ettirebiliyoruz ve bu hareket ettirme esnasında hiçbir şekilde Gördüğünüz gibi ayaktan destek almıyoruz. Direkt olarak ayağa bağlanma yerinde dönüş açısını sağlayacak parçalara yer verilmiş. Bununla birlikte öne ve arkaya doğru da bir hareket bizlere sağlıyor. Bu da oturuş pozisyonumuza göre ekran açısını tam istediğimiz gibi ayarlamamıza neden oluyor. Ve bu da oturuş sağlığımızı ve omurga sağlığımızı da koruyor olacaktır. Aynı zamanda sadece tabi ön, arka, yukarı, aşağı değil tabi. Şöyle yana doğru çevirdiğimizde dikey formda da kullanabiliyoruz. Özellikle yazılımcılar veya yayıncılar için bu özellik gerçekten şahane. Hem kod satırlarını çok geniş bir şekilde görebiliyorsunuz hem de yayın yapıyorsanız chat'inizi dikey vaziyette daha rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Şimdi tasarım tarafına değindik. Bize neler sunuyor? Bunlara baktık. Şimdi teknik detaylara geçerken şunu söylemek istiyorum. Zaten videonun başında da belirtmiştim sizlere. Bir oyuncunun bir monitörden beklediği tüm özelliklerin bir araya geldiği bir monitör bu. Neden diyecek olursanız, öncelikle monitör 2560'a 1440 çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlükle birlikte bizlere 180 Hz'lik ekran yenileme hızı sunuyor ve hem 2K çözünürlük hem 180 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı ve bununla birlikte SSIPS panele sahip. SSIPS panel nedir diyecek olursanız eğer, açılımı Super Speed IPS panel olarak geçiyor. Tipik IPS panellere oldukça benziyor. Ancak daha ince kristal sıvı katmanı ve daha yüksek sürüş voltajıyla tipik IPS panellere kıyasla yanıt süresi açısından 4 kat daha hızlı. Bu sayede görüntü kalitesi ve tepki süresi arasındaki dengeyi ortadan kaldırıyor ve bu da bize üstün bir görüş keyfi ve oyun keyfi sunuyor. Ve tabii şunu da söylemeyi unuttum. Bu monitör 0.5 milisaniyelik gecikme süresine sahip. Özellikle bu süre FPS oyuncuları için tadından yenmez. SSIPS panelin bizlere sunduğu birçok özellik var. Bu özelliklerin en başında %90 DCI P3 renk uzayına sahip olması. Bu ne demek? Normal sRGB bir monitöre göre %25 daha fazla renk paletine sahip. Bu da özellikle kurgu yapanlar, montaj yapanlar için veya Photoshop'ta uzun süreler çalışanlar için renkleri doğru bir şekilde görme olanağını sağlıyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Dünya çapında kabul gören %95'lik orana çok çok yakın bir oran olduğu için kurgu montaj işlerinizi de çok rahat bir şekilde bu monitörde gerçekleştirebilirsiniz. Gelin şimdi sizlerle birlikte bu monitörde biraz oyun oynayalım. testimizi de gerçekleştirdikten sonra monitörümüzün tüm detaylarına değinmiş olduk. Öncelikle kendi şahsi fikrim olarak hem SSIPS panel olması, 0.5 ms'lik bir gecikme hızı olması, bununla birlikte 180 Hz'lik ekran yenileme hızı ve tüm bu özellikleri 2560x1440 e 2K bir kalitede alabiliyor olmak bu işe noktayı koymak demektir bence. Hem ben oyun oynarken çok keyif aldım. Hem kurgu montaj yaparken doğru sonuçlar aldım. Bu nedenle Game Booster GB2719 FQHD monitörümüz. Monitör arayışı içerisinde olan kişilerin alınabilecekler listesine eklenebilecek bir model. Ve aynı zamanda bu kadar dolu özellikle birlikte de fiyatının da performanslı olduğunu söyleyebilirim ürünün tüm detaylarına bakmak isterseniz veya satın almak isterseniz açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum oradan bakabilirsiniz videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Eğer kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın